Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir tane video çekmiştim size. Hangisi oyuncu atarım bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle diğer ilk çektiğim video oyuncu atarım. Bir tane VKS incelemesi yapmıştık. Yine aynı gündeyiz. Gecenin saat biraz daha ilerledi. 12.30 bire geliyor arkadaşlar. Gece. Bugün günler ne ya? Pazartesi mi? Pazartesi, salı oldu. Aynen, salı oldu arkadaşlar. Gece saat 12.30 bire geliyor. Biz video çekiyoruz. Niye video çekiyoruz bu saatte biz? Niye çekiyoruz bu saatte biz? Deliyiz. Aynen arkadaşlar. Yani içerik üretmek istedik. Video çekiyoruz. Yani normal değil yani bu saatte video çekmek. Neyse arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz diyeyim ben size. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Önce Can, sonra Canan diyerekten motor incelemesine geçiyoruz. Gelin hep beraber motoru inceleyelim. Bu motorun daha önce ben bir kısa bir videosunu çekmiştim, yeni aldık diye. Şu an bildiğim kadarıyla ve tecrübelerimiz, yani tecrübe derken çok da bir kilometre yapmadım motoru zaten de. Yani motoru biz arkadaşlar 2 gün mü oldu, 3 gün mü oldu? 2 gün, 3 gün falan oldu. Deri gibi her tarafını inceliyordu arkadaşlar. Yani neresi ne kusur var, fabrika neresini takmış, neresini fazla malzeme takmış, neresini az malzeme takmış. Her şeyi inceliyoruz bunu. Bilmediğimiz şeyler var. Mesela şurada bir tane şey var. Bunu jig diyorlar. Ben bir cacayı yaradığımı görmedim. Ne rolantiyi yükseltiyim, ne rolantiyi düşürüyor. Yani tam olarak mantığını bilmiyorum. Orayı koymuşlar bir tane düğmeyi. Mantığını anlamadım. Neyse. Motorumuz arkadaşlar Kuba. TK03 modeli. Bu motor 50cc. Ve bir desteği 5 vitesli, bu 4 vitesli. 5 vitesli motor. Ben bunu orada 4 vitesli çizdim arkadaşlar. Niye sordum 4 vitesli, 5 vitesli diye sorduğunuz. Şurada ekranda 5'i görmüştüm. Bu yüzden sordum. Ben bunu 4 vites olarak diyorum. Zaten ben bu motorda, mesela şu motoru gösterebilir misin? Bu motorda arkadaşlar binip sürebiliyorum. O konuda hiç sıkıntı yok. Ama bu motorda 1. vitese yukarısını ben atamıyorum. Yani 1. vitese yukarısını ben bu motoru kullanmıyorum arkadaşlar. Bunun sebebine gelecek olursak, video uzayabiliyor ama bir tane motor var arkadaşlar. 125cc, neydi motor markası? Asya Nostalji, hiç unutmam. 125'lik bir motor vardı. Bu motorda anladılar 1.0'dı. Ben bu motoru merak ettim. Bindim, sürdüm arkadaşlar. Yani bazı şeylerde merak iyi değildir. Ben en son İmre'ye baktığımda 90'dı. Rampa yukarı çıkıyordum. Motor çok güzel gidiyordu bu arada. 90'a benim önüme köpek çıktı. Köpekleri biliyorsunuz motor olarak çok aldılar. Motordan kaçayım derken motoru sol tarafa attım. Sol taraftan araba geldi. Sağa sol derken motoru ben müdüre kaptırıp yatırdım arkadaşlar. Yatırınca ben kendim motoru şu şekilde yerine kaldım. Bu şekilde sürüklendik. Ondan sonra ben de işin açıkçası hem bir sevgi var motorlara karşı, yani bilmek istiyorum. Hem de korkuyorum arkadaşlar. Mesela arkada şurada benim bir arabam var. Şimdi bu araba ufak tefek bir borcum var. O borçlarımı bitireyim. Ondan sonra ben de düşünüyorum şahsen motor almayı. Tabii bundan sıra gelirse arkadaşlar. Tofaş arabası. Ne kadar para harcarsanız harcayın. Şu motor kadar şu motorun parası kadar ben bundan para harcamışımdır. Motoru, bu kapatası, bir cihaz değil, bir ürkü, lastiği, bir jantayı derken bu dünya masraf yaptım. Neyse, uzattık. Motor incelemesine geçelim. Arkadaşlar dedim ya, 50cc olarak geçiyor ruhsatta. Bir rivayete göre 125cc, diğer bir rivayete göre ise 100cc olarak gidiyorlar arkadaşlar bunu. Niye öyle bir söylenti var onu söyleyeyim size. Arkadaşlar 50cc'den hızlı gidiyor motor. Yani şurada normal 50cc'lik motorlarda 45-60'ı geçmez. Bu motor 80'e falan geliyor. Bassanız daha gidiyor. Öyle bir motorun bir artısı var. O yüzden bazıları 100cc diyor, bazıları 125cc diyor, bazıları da 50cc diyor. 50cc demelerinin en büyük sebebi 50cc'ler B ehliyeti kullandığı için 50cc diyorlar buna. Burada bir pazarlamalı bir nasıl diyeyim size? Bir pazarlama şekli. Bir pazarlama var burada. Neyse. Şu an motorumuzu 1'e taktık. Niye 1'e taktık 1. vitese? Hemen boşta bıraktık. Buraya doğru gitti. O yüzden şu an 1. vitese taktık arkadaşlar. Yakınlaşabilir miyiz? Arkadaşlar motorumuzun benzin göstergesi. Hız göstergesi. Vitesleri burada yazıyor. Şurada boşta olduğunu belirtiyor. Sağ ve sol sinyallerimizi burada görebiliyoruz. Onun haricinde ekrana başka söyleyebileceğimiz farları gösteriyor arkadaşlar. Uzunları kısaları gösterebiliyor. Bakın şu an boşaldık motorumuzu. Şuradan şu düğmeden uzunları kısaları yakıyoruz.
Şuradan selektör yakıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir düğme var. Şurayı çekebilir miyiz? Şuradan selektör yakıyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Arkadaşlar motorda fark ettiğimiz bir tabi bu motoru vermeden önce son bir kontrolden geçen arkadaşın hatası diye düşünüyorum. Şu şöyle geldiği zaman, yukarı çıktığı zaman buna böyle bastırdığınız zaman bu mandal buraya selektöre gidiyor. Yani her debriyaja bastığınız, her vitese attığınızda öndeki arabaya selektör yakıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şunu şöyle aşağıya doğru büktüğün zaman bu ortadan kalkmış oluyor ki bu dedim ya, aldığınız zaman şunun vidasını sıkmamakla alakalı. Benim az önce dediğim bir işe, ne işe yaradığını bilmiyor dedim. Şu, bu normalde rolanti diye geçiyor ama gerçekten anlamadım yani. Bu tarafa çekince mi rolantisi yükseliyor, bu tarafa itince mi rolantisi yükseliyor? Cigde diyorlar. Cigde diyorlar arkadaşlar. Yani şu an yaz ayı olduğu için pek bir artısını görmedik. Kışın böyle olur o. Şuradan kornası, bütün motorlarda aynısı. Sağ sol sinyal ortaya bastığın zaman kapanıyor. Uzun ve kısa olmak üzere buradan farlar yanıyor. Ekran zaten göstermiştim. Şu tasarımı seviyorum işte açıkçası. Ama bence benim kendi düşüncem şurası bu şekilde. Yan tarafında devir göstergesi. Şu benzin göstergesi şurada. Vitesler burada gösterseydi bence daha güzel olurdu. Ama motor güzel. O konuda söyleyeyim. Şuradan motorumuzun kapatma ve motorumuzun normal almış yeri düğmesi. Şuraya bastığım zaman da motor çalışıyor. Tabii ki motoru şu an çalıştırmayacağız. Gecenin saat 1'inde ben motoru çalıştırırsam hangi manyak motor çalıştırır diye muhakkak camdan pencereden birisi bakar. Sağ tarafta frenimiz var. Sol tarafta debriyajımız var. Benim o viraja düşmemin sebebi de skuterde sağdaydı yani sitemizim. Ön fren varmış, bastım. O yüzden düştüm. Burada benzin depomuz var. Benzin depomuz fabrika verilerine göre 16 litre olduğu söyleniyor. 16 litreli ortalama 580 km falan yol gidiyormuş. Bu gerçekten çok güzel bir özellik arkadaşlar. Şöyle önüne geldiğimiz zaman şurada yine Küba annem var. Şurada gündüz etremiz yanıyor ve gördüğünüz gibi uzun kısa farları yakmak için şurada bulunan bir farımız var. Arkadaşlar şunları çok sevdim. Şunlar çok güzel. Sinyaller var burada. Buraya Amerikan Park yaptığınız zaman gerçekten çok hoş duruyor. Ama bunu yapan mühendis, bunu yapan arkadaş onları biraz daha böyle metremsi bir parçadan yapsaydı cillop gibi olurdu. O zaman keyfine denemeyim derdim. Plastik olduğu için düştüğü zaman kırılma ihtimali var. Bilginiz olsun. Kayar ama, sinyal de güzeldir. Aynen. Kayar sinyal çok güzel olur. Ama motor gerçekten çok güzel. Yani şekil katmış diyeyim ben size. Lastiklerimiz naylon marka. Ben o lastikleri beğenmiyorum işte açıkçası. Naylon markanın yol tutuşu. Ben güzel değil diye biliyorum. Bilmiyorum. Siz memnun musunuz, değil misiniz? Ben memnun değilim lastiklerden. Onlar bir de şurada bir resmimiz var. Her şey resmimiz. Aşağıya bastığımız zaman birinci vites. Az bir şey yukarı çektiğimiz zaman boş. Bir daha yukarı çektiğimiz zaman 2-3 diye gidiyor arkadaşlar. Ayağımız var. Bir orta ayağımız var. Kontrol sebep almak gibi. Şurada yolcuların binebilmesi için bir ayak var. Şimdi diyeceksiniz ki 50 cc'lik motorla bir yolcunun ne işi var? Arkadaşlar motor dediğim gibi 50 cc'lik olarak gözükmüyor. Motor gerçekten ucuza gidiyor yolda. Şöyle arkaya bir görüntüsüne bakalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlar seviyor, bazıları sevmiyor. Buraya bence şu öndeki motor dolayı şöyle bir sebep olsa daha güzel olabilirdi. Yine aynı artı motoru. Şurada numarası var. 545-517-2780 tarihimiz eledi. Bu arada para mal almıyoruz, bilginiz olsun. Yani sadece memnun kaldığımız için adamın reklamını yapıyoruz. Şurada elektrodumuz, amortisörlerimiz, arka frenimiz tabii ki kampana. Önde disk fren var. Ön disk triperi bence gayet güzel. Şurada ayak marşımız var. Burada motor bloğumuz var. Şurada yağ yerimiz var. Yağa bakmak için. Şurada ayak frenimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Onun haricinde reflektörümüz var ki bence gayet güzel, başarılı düşünmüş. Yani motor 4 dörtlük motor. Bunu aldığımızda ufak tefek bir sıkıntısı var mıydı? Vardı. Ne o sıkıntı? Şu. Götürmedik gerçi motor da nazar boncuğu olarak gelsiniyoruz. Arkadaşlar sanki çizik değil ama çizilmiş gibi bir görüntüsü var. Çok da önemli değil bizim için. 4 dörtlük olan bir şeye her zaman nazar değiyordur. Bu arkadan çıkmasın. O olayla kalsın. Yoluna razıyız. Daha büyük alması olmasın. Bize yeter. Hem bir de şu var. Bu tarafa gelebilir miyiz? Arkadaşlar motor çalıştırıyor mu? Ses kesildi mi? Ses çıkmıyor herhalde mi? Çıkıyor mu? Hı hı. Arkadaşlar şu zincir şu korumaya vuruyor. Bunu göstereceğiz. Ya dedim ya bu motor toplayan arkadaşlarla alakalı. Bu motoru toplarken orada son sattıktan sonra kontrolünü yaparken bir baksa görecek aslında. Ama olsun, ufak tefek arızalar. Ufak tefek arıza da olsa, büyük bir arıza da olsa gerçekten ilgileniyorlar. Önemli olan zaten o. Yani hatası varsa ilgileniyorlar. Gerçekten bu güzel bir şey arkadaşlar motor konusunda.
şu zincir şuna sürtüyor. Onun haricinde başka da bir motorun şeyi yok yani. Motor genel olarak güzel motordan memnunuz. Motor uzayıp gidiyor. Ha bir de size şunu göstereyim arkadaşlar. Şurayı ekrana göstersene. Göstereyim. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şöyle 80'e kadar geliyor. 80'den sonrası siyah. Telefonda gözükmez tahminimce ama arkadaşlar şöyle baktığınız zaman flaşla falan yansıtma yaptığınız zaman altında bakın şurada mesela 100 yazıyor, 120 yazıyor. Yani bu bant arkadaşlar. Bunlar opsiyon olarak büyük bir ihtimalle hepsi aynı. Buraya sadece bant çekiyorlar. Bant var altında ibre devam ediyor. Bilginiz olsun. Bastığınız zaman zaten 80'i geçiyor motor. Şurada fren hidrolümüz var. Onun haricinde başka bir anlatacaklarım yok. Dediğim gibi bu motorun şu öndeki motora göre bence yol tuşu daha güzel. Bu motorun tek bir eksisi var şu an için benim gözümde. Lastikleri ben bu lastikleri beğenmedim. Başka söyleyeyim. Onun haricinde motorumuz 4-4'lük. Arkadaşlar gecenin saat 1'i elektrikler bitti. Bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Yani ne şartlarda video çektiğimizi az çok görmüşüzdür. Şöyle bir etraf çekiversene karanlığı. Arkadaşlar ne dublaj ne montaj hiçbir şey değil. Gerçekten elektrikler gitti. Biz eve çıkıyoruz. Şu an garajdaydık. Elektrikler gittiği için bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.